Merhaba arkadaşlar, ben torrentoyun.com sitesinden Mekteviş. Bugün sizlere Fraps programını nasıl yükleyip nasıl kullanacağını anlatacağım. İlk olarak indirdiğimiz Fraps setup'ını RAR şeklinde inecektir. Sağ tıklayarak buraya çıkartıyoruz. Ve kısa bir süre işlemden sonra aynı hatta bir dosya karşımıza gelecektir. Açıyoruz. Klasörün içinde 3 tane dosya olacaktır. Bizim işimize yarayacak olan setup dosyası. Çift tıklayarak setup'ı çalıştırıyoruz. Setup açıldığında bize bir lisans agreement, yani lisans sözleşmesi gelecektir. I agree, yani kabul ediyoruz ve ilerliyoruz. Ardından nereye kaydedeceğini soracak. Browse diyerek nereyi kaydedeceğimizi seçebiliriz. Next diyoruz. Ardından install diyerek yüklemeyi başlatıyoruz. Çok kısa bir yüklemeden sonra completed yazısı, yani tamamlandı yazısı gelecektir. Close diyerek kapıyoruz. Ardından Fraps inmiş olacaktır. Fraps'ı açtığımızda karşımıza gördüğünüz gibi full bir şekilde gelecektir. Registration Details, yani General kısmında Registration Details kısmında burada User License şeklinde kayıtlı olduğumuzu görebiliriz. Şimdi kısa olarak kullanımını anlatayım. General kısmında kayıtımızın nasıl olduğunu, versiyonumuzu, build kısmını ve birkaç belirli özellikleri seçebiliriz. Burada İngilizce olarak yazılan özellikleri anlayan arkadaşlar kendine göre düzenleyebilirler. Ardından FPS kısmı var. FPS kısmı oyunlara girdiğimizde işimize yarayacak bir kısımdır. Yani oyunda kaç FPS aldığımızı gösteren kısımdır. Oyuna girdiğimizde Fraps kullananlar bilir. Buradan Overlay Corner seçeneğiyle oyuna girdiğimizde kaç FPS olduğunu, nerede, sol üst, sağ üst, sağ alt, sol alt, yani bu oyuna girdiğimizde kaç FPS aldığımızın gösterileceği yerin nerede olduğunu seçmemize yarayacaktır. Movies kısmı video çekmemize yarayan kısımdır. Video Capture Hotkey kısmında oyuna girdikten sonra hangi tuşa basarsak, F9 burada kısa olarak belirlenmiş, videonun başlangıcı olacaktır. O tuşu belirliyoruz. Burada Video Capture Settings'te Full Size, Half Size, Full Size'da tüm ekran çeker, Half Size'da belirlediğimiz ekran çekecektir. Yanda da FPS'ler var. Burada kaç FPS'de çekeceğini belirlersiniz. Burada ses kısımları. Ses kısımlarını pek ellemenizi önermem. Bilenler ayarlayabilir. Burada movies, yani film, kaydettiğimiz videoların nereye kaydedileceğini seçtiğimiz kısımdır. Bunu bence masaüstü olarak seçin. Kaydettiğimiz videolar direkt masa üstüne gelecek. Ardından screenshots, yani görüntüler, görüntü çekmeye yarayan kısma geleceğiz. Görüntü çekmeye yarayan kısımda da yine burada Folder to Save Screenshots kısmı nereye kaydedeceğimizi belirleyen kısımdır. Bunu da masaüstü yapmanızı tavsiye ederim. Ardından Screen Capture Hotkey, yani daha demin de anlattığım gibi oyun içindeyken Screen Capture, yani oyun içindeyken hangi tuşla resim çekeceğinizi buradan öğrenebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Burada image format, burada çektiğiniz resmin hangi formatta olacağını belirleyebilirsiniz. JPG formatı önerimdir. Screen capture settings'i de pek ellemenizi önermem. Bu ayarlar kalırsa her şey daha kolay olacaktır. Fraps'ın kullanımı tam olarak bu kadar. Bu şekilde kolay bir kullanım var. Oyun içine girdiğinizde Screen Capture Hotkey'leri kullanarak sol üst ya da FPS kısmını belirlediğimizde, video çekiyorsak FPS
kırmızı renge döner. Fotoğraf çektiğimizde de FPS fotoğraf çekildiği anda kırmızı olur ve tekrar sarı renge döner. Bunları bu şekilde anlayabilirsiniz. Oyundan çıktığında resimleriniz masa üstüne ya da kendi tercihinize göre ayarladığınız kısma gelecektir. Ya ben Mektaviş, torrentoyun.com sitesine hepinizi beklerim. Olanlar da zaten beni biliyorlardır. Herkese iyi akşamlar. Yorumlarınızı esirgememenizi diliyorum. Emeğe saygı duymanızı diliyorum. İyi akşamlar.